Bu gördüğünüz harita benim gözümde çok çok önemli. Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Diyor ki isimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle temaslarımız sürüyor diyor. Bu ülkeler kimler olabilir? Bakın. Umman, Etiyopya, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Libya, Nijerya, Angola, Morokko, Polonya, Ukrayna, Macaristan devam ediyor. Birçok ülke var. Azerbaycan, Pakistan. Ve bu liste ilerleyen günlerde daha da kabaracak. Ben bu kanaatteyim. Beklentim bu yönde. İsimlerini vermek istemiyorum diyor. Çünkü bir devlet anlayışı vardır. Bazen her şey söylenmez. Sahada güçlü olmanın yolu yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayine sahip olmaktan geçer. Milli bir savunma sanayi ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. İbni Haldun, coğrafya milletlerin kaderidir der. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama ben şu sözü de hatırlatayım. Coğrafya ne kadar bizim kaderimizse biz de bu coğrafyanın kaderiyiz. Tek taraflı değil. Milli güvenliğimiz için diplomasiyle caydırıcı gücümüzü birlikte kullanmamız, entegre olarak çalıştırmamız lazım. Bunun başka bir formülü yok. Adam zırhları kuşanmış, çift yumruk karşına çıkıyor ringde. Sen bir kolunla nasıl savaşacaksın? Çok mantıklı ve makul değil. Kazanma ihtimalin zorlaşıyor. Geçmişte biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yerli ve milli savunma sanayisinin önemini çok rahatlıkla bu ülke tecrübe etti. Terörle mücadelemizde bu konuda geçmişte çok kötü tecrübelerimiz oldu. Müttefikler bile ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin ihracatında sorunlar çıkardı. Şu malzemeyi şurada kullanamazsın diye bize uyarıda bulundular. Evelallah bugün savunma sanayimiz %80 yerlilik oranına ulaştı. Coğrafya belki kaderimiz. Ama bu coğrafyadan bu millet kopmayacak kardeşim. Kopartamayacaklar. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Mücadeleleri boşa. Oyunları boşa. Hiçbir fayda sağlamayacak onlara bu olay. Devam edelim. Bak yorumlarda %100 olmalı diyor bir arkadaş. Katılıyorum. %100 olmalı. %80'e kadar geldi ama %20'lerden buraya geldi. Putin Erdoğan'a bir SİHA mesajı veriyor. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı bu Bayraktar TB2'leri kullanmasına bir provokasyon yapıyor. Kremlin tarafından paylaşılan açıklamada altı çizilen noktalardan bir tanesi Türk yapımı SİHA'ların Ukrayna'da kullanımı ile ilgiliydi. Detayları aktaracak olursak, işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığından paylaşılan bilgi notu görüşmeyle ilgili şu detayları paylaşıyor. Erdoğan ve Putin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirecek hususları ele alıyor. Görüşmenin konu başlıkları arasında Azerbaycan, Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler, Suriye, Libya ve Ukrayna konuları da var. Kremlin'den paylaşılan açıklama ise görüşmenin Türkiye'nin inisiyatifiyle olduğuna dikkat çekiyor. Liderlerin Suriye'deki durumuna ilişkin istikrara kavuşturmak ve barış sürecini tesis etmek için beraber çalışmaya devam edecekleri vurgulanıyor. Liderlerin Libya seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmesi gerektiği düşünceleri beyan ediliyor. Kremlin'in bilgi notunda Putin'in Donbas bölgesinde Ukrayna ordusunun Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 adlı silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasını eleştirdiği de ifade ediliyor. Türkiye'de şunu diyor, senin de ürettiğin silahlar terör örgütleri vasıtasıyla bizim karşımıza geliyor. Ben de veriyorum, Ukrayna'ya satıyorum, artık Ukrayna'nındır, ben bir şey yapamam diyor. Putin'in görüşmede Ukrayna'nın
Bölgede Bayraktar TB2'leri kullanmasını istikrar bozucu ve provokasyon olarak nitelendirdiğini de açıklıyor. Ukrayna'da yaptığı açıklamalarla bir şekilde Türkiye'nin arkasına sığınıyor. Bu da garip bir hadise aslına bakarsanız. Ne açıdan garip? Şu açıdan garip. Türk silahı kullanıyorum diyerekten Türkiye'yi topa sokuyor. Aslında bir yönden yapmak istediği bu. Moody'den gelen bir takım olumlu haberler var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody, Türkiye büyüme ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini, biliyorsunuz ki 8 seviyelerinden 8,8 seviyelerine yükseltmişti. Şimdi de 9,2'ye sonra yükseltti. 9,2'den de şu an %11'e çıkarttı. Yani bu 2021 oranı %9,2'den 11'e çıkıyor. 2022'de de bir olumlu gelişme var. 2023'te de bir olumlu gelişme var. Verilen raporlar Türkiye ekonomisinin büyüyerek ilerlediğini aslında bize gösteriyor bir yandan ve bir yönden. Tabii dolarla ilgili yapılan tartışmalar, spekülatif olaylar bununla pek de paralel değil. Bir operasyon. Şimdi İspanya Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemiyor diyor. İspanyol gazete El País. Şimdi İspanya ile ilgili şu anekdotu paylaşmam lazım. Suriye'de biz operasyon yaptığımız vakitlerde o bölgede Patriot bataryaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin vardı. Almanya'nın vardı. Fransa'nın vardı. Türk ordusu bunlarla da hava savunmasını güçlendirerek bir operasyona girişti. Bu operasyon esnasında önce Amerika Patriot'larını geri çekti. Dedi ki bakım onarım yapacağım. Ardından Almanya Patriot bataryalarını geri çekti. Akabinde ne oldu? Fransa Patriot bataryalarını geri çekti. Çekmeyen tek bir ülke kaldı. O da İspanya'ydı. İspanya ve Türkiye'nin ilişkileri bu noktada gerçekten çok çok pozitif yönde. Derin bir bağlantı var. İspanya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı uygulatmaya çalıştığı Avrupa Birliği yaptırımlarına karşı çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye ile savunma sanayi işbirliği anlaşması başta olmak üzere birçok konuda anlaşma imzalamıştı. Şimdi Yunan kamuoyu bunu çok çok eleştirmişti. Bir Avrupa ülkesi bunu yapmamalı diyordu. Yunan kamuoyu İspanya-Türkiye yakınlaşmasının Yunanistan'la Fransa arasında imzalanan ve üçüncü bir ülkenin saldırısına uğranması durumunda karşılıklı askeri yardım sağlanmasını öngören savunma anlaşmasından hemen sonra gelmesini tesadüf olmadığını dile getiriyor. Ayrıca İspanya Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili gerilimde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı devreye sokulmasını talep ettiği Avrupa Birliği yaptırımları talebine de karşı çıktığı dile getiriliyor. Bu noktada önemli bazı noktalar var. Bunlara da dikkat çekmek lazım. Dış politikada yaşanan hadiselerin içeride vuku bulanlara etkisinin ne kadar büyük olduğunu biz zaman içinde zaten çok çok gördük. Bahsetmemiz gereken bir noktada Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı, Suriye'nin Kamışlı kentinde tespit edilen teröristlere ait aracı tam isabet vurdu. Yüksek hassasiyetle vurulan aracın içinde bulunan 3 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Harp Military sayfasından aldığımız bir bilgidir. Buradan da kardeşimize teşekkür ediyoruz. Peki SİHA'ların bu denli başarılı operasyonlarıyla ilgili ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na da ve özellikle ordumuza da sağladığı desteklerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bunları da merak ediyorum.